27 Mayıs'ta Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan piyade uzman çavuş Muhammed Serttaş 29 Mayıs'ta şehit olmuştur. Diğer yandan Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde terör örgütü PKK tarafından 28 Mayıs'ta düzenlenen hain saldırıda piyade uzman çavuş Hasan Çatal, 29 Mayıs'ta da piyade uzman çavuş İslam Sancak şehit olmuştur. Menfur saldırılarda hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Terörle mücadele bir güvenlik zarureti olmanın yanında uluslararası hukukun devletlere yüklediği en temel sorumluluklardan biridir. Türkiye, bölgede ve dünyada terörle mücadelede en çok bedel ödeyen ve en kararlı politika üreten ve mücadele veren ülkedir. ABD başta olmak üzere bazı batılı ülkeler terör örgütleriyle al takka ver külah ilişkiler kurmakta, başkentlerinde sahnelenen bölücü propagandalara karşı üç maymunu oynamaktadır. Terör örgütü mensupları İngiltere, Almanya, İsviçre ve Yunanistan'da çeşitli organizasyonlarla bölücü faaliyetler yürütmekte, 30 Mayıs 2022'de Fransa'nın Marsilya kentinde ideolojik eğitim kampı kisvesi altında Türkiye'yi hedef almaktadır. 40 yılı aşkındır canımıza, vatanımıza, insanlarımızın hayatına kasteden terör örgütlerine ve işbirlikçilerine tahammülümüz yoktur. Türkiye, uluslararası hak ve yükümlülüklerine dayanarak gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarını başarılı ve kararlı bir şekilde devam ettirecektir. Sayın Başkan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest 26 Sayın Akçay, buyurun. 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmiştir. Yerli ve milli imkanlarla üretilen hava araçları ve zırhlı araçların sergilendiği Teknofest kapsamında dünyanın en kapsamlı teknoloji yarışmaları gerçekleştirilmektedir. Türkiye dışında ilk defa Bakü'de organize edilen festivalde 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına farklı eğitim gruplarından çok sayıda öğrenci ve uzman katılmıştır. Tam bağımsız, güçlü Türkiye parolasıyla düzenlenen ve gençleri teknolojiyle buluşturan Teknofest, ülkemizin teknolojik atılımlarının sembolü olmuştur. Teknofest'in bu yılki etkinliğinin dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenmesi, dilde, fikirde, işte birlik vizyonunun önemli bir göstergesidir. Ve aynı zamanda bu organizasyonun Azerbaycan'ın bağımsızlığının Buyurun Sayın Hocam. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 104. yıl dönümünde ve İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde gerçekleştirilmesi tarihi bir anlam ve öneme sahiptir. Türkiye'nin ve Türk dünyasının milli yatırım ve kalkınma hamleleri istikbal göklerdedir parolasıyla perçinlenmektedir. Bu vesileyle bu organizasyonda emeği geçenleri tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyor. 104. yıl dönümünde Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutluyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan.